mutlu günler sayın seyirciler. 360 ekranlarında ekonomi sayfasına hoş geldiniz. Kritik haftaya başladık. Bugün ikinci iş ve işlem günündeyiz. Ve özellikle gözlerimiz bugün Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Yarınsa belki de haftanın en önemli verisi açıklanacak. Ve ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklıyor olacak. Ve akabinde de tabii ki 85 milyar dolarlık tahvil alımlarında azaltma gidecek mi? Bununla ilgili ne zaman azaltma gideceğine dair bir sinyal verecek mi? Bunlar yakından takip ediliyor olacak. Merkez Bankası'nın faiz kararına döndüğümüz zaman aslında analistler herhangi bir değişiklik beklemiyordu ve gerçekten de %4.5 olan politika faizini beklendiği gibi sabit bıraktı ve %3.5 ile %7.75'lik faiz bandının alt ve üst bantlarını da sabit bıraktı. Herhangi bir değişikliğe gitmedi Merkez Bankası. Bunun üzerine aslında piyasalarda bir miktar hareketlilikler oldu ama özellikle şu anda düşüş gösteren BIST 100 endeksinde ve dolar TL'de de 2.03 telaffuz etmemizin sebebi aslında bankaların fonlama imkanlarını 23 milyar liradan 6.5 milyar liraya aşağı yönlü olarak revize etmesi oldu. Ve özellikle BIST 100 endeksindeki son rakama baktığımız zaman bankacılık hisselerinin öncülüğünde bir düşüş olduğunu görüyoruz ve %2.68'lik aşağı yönlü bir hareket var. 72.835 seviyesi şu an itibariyle hakim. Ve Türk lirasına baktığımız zaman dolar karşısında 2.03.88 seviyesinde. Sabah saatlerinde 2.02 seviyesindeydik ancak tabii ki hem yurt içinde yaşanan gelişmeler, operasyon 22 kişinin gözaltına alınması gelişmesi hem de yarın FED kararının gelecek olması küresel anlamda da piyasaları bir miktar baskılıyor. Ve burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra daha da biraz daha gerildiğini gördük. Merkez Bankası da başka ne açıklamalarda bulundu hemen onun detaylarına göz atalım. Özellikle mevcut para duruşunun enflasyona ilişkin riskleri sınırlamak için yeterli olduğunu vurguladı Merkez Bankası. Hatırlanacağı gibi son açıklamada da özellikle enflasyonda kademeli olarak düşüşün devam edeceğini söylemişti. Ve özellikle bakıldığında temel enflasyon göstergeleri bir süre daha hedefin üzerinde seyredecek sözlerine yer verdi Merkez Bankası ve altın hariç cari açıkta da ılımlı iyileşmenin süreceğini belirtti. Ve bununla birlikte tabii ki yurt dışında gelişmeleri de takip etmeye devam ediyoruz. Ve Euro bölgesi dediğimizde bugün ZÜV endeksi açıklandı. İş dünyasında güven endeksini takip ettik. 55 beklenirken 62 gerçekleşti. Burada tabii ki Almanya'nın Euro bölgesinin en güçlü ekonomisi olmasındaki rolünü bir kez daha göstermiş oldu ve uzmanlar bu iyileşmenin daha da devam edeceği görüşüne hakim. Bu olurken de 1.37.55 şu an itibariyle Euro dolar paritesinde görmek mümkün ve tabii ki Almanya'ya ilişkin bir başka gelişme de hükümetin resmi olarak kurulmuş olması ve kabinelerin burada sabah saatlerinde yemin etmiş olması oldu. Bunun da tabii ki Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşmalarıyla birlikte paralel olarak Euro dolarda da bu seviyeleri görmek mümkün diyebiliriz. Altına baktığımızda dünden bu yana bir miktar yükseliş var. 1238 dolarda altının ons fiyatı ve Amerikan tipi petrol ve Brent tipi petrole baktığımız zaman ise bir miktar kayıplar olduğunu görüyoruz. Ve yeniden hatırlatalım özellikle dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 7 kuruşluk bir indirim geldi. 2 hafta önceki hem LPG hem motorun hem benzine zam geldikten sonra ardına bu indirim haberi tabii ki piyasalarda da sevinç yarattı diyebiliriz. Evet, piyasalardaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz ama bugün ekonomi sayfasında inşaat sektörünü konuşacağız ve değerli bir isim bizlerle birlikte Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dumankaya bizlerle. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Evet, isterseniz bir sektör değerlendirmesi yapalım. Malum yılın sonuna yaklaştık. 2013 nasıl geçti? İnşaat sektörü için nasıl bir yıl oldu? 2013 aslında son açıklanan rakamlarla beraber aslında Türkiye ekonomisinin bir katı daha gayrimenkul sektörünün büyüdüğünü gösteriyor. Aslında gayrimenkul sektörü önceki seneyle kıyasladığında kaybettiklerini kazandığı bir yıl gibi gözükebilir. Zaten gayrimenkul sektörünün %50-55'ini teşkil eden konut sektörü de bu doğrultuda gitti. Gerçekten rekabetin çok yoğun olduğu, belli noktada arzın, talebin daha üzerinde olduğu, fiyatların dengelenmiş olduğu, konut kredi faiz oranının ikinci yarıdan itibaren yükselmesine paralel birazcık daha satışların daha dengeli bir noktaya geldiği, özellikle Gezi Parkı olaylarıyla beraber 1-2 ay satışların bütçelediğimizden daha da düşük noktaya gelmesi ama mütekabiliyetle beraber yurt dışı satışlarının daha fazlasıyla arttığı ve her geçen gün rekabetin daha da yoğunlaştığı bir yıl olarak geçti. Yani aslında geçen seneden
çok da büyük farkı olmadı. Tek farkı geçen seneye göre daha da hızlı büyüdük gibi geliyor. Peki büyümeye katkısı, özellikle geçtiğimiz hafta Salı günü 3. çeyrek büyüme rakamlarını takip ettik. Burada da inşaatın katkısı %8.7 oldu. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Önceki çeyreklere göre inşaatın payı nasıl bir katkıda bulundu? Yani inşaat aslında katkısı, özellikle istihdama katkısı da çok önemli bir sektör. Çünkü emek yoğun bir sektör ve özellikle de Türkiye'nin gelişmekte olan bölgelerinden gelişmiş bölgelerine de işçi ithal eden bir sektör. Yani Türkiye'nin aslında dengesizliğine, gelir dengesizliğine katkıda bulunan bir sektör, gayrimenkul sektörü. Yani soru büyüme açısından mıydı? Büyüme, evet, büyüme, yani çeyreklik bazda baktığımız zaman acaba nasıl bir katkıda bulundu? Çünkü bu çeyrekte oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. O mesela dolaylı olarak büyüme, bir de dolaysız, yani direkt indirekt büyümeler var. Aslında gayrimenkul sektörünün genel içerisindeki payı belki de %20-25'lerde. Çünkü Türkiye inşaatta dayalı bir sanayi. Yani yoğun teknolojiye dayalı veya farklı sektörde inşaata dayalı bir sanayi olduğu için birçok sektörü arkasından getiren bir sektör olduğundan dolayı Türkiye'nin dinamosu, Türkiye'nin gelişmişliğini... Lokomotif sektörlerden bir tanesi. Evet, yani önemli lokomotif sektörlerden bir tanesi ve bu zannederim ileride kentsel dönüşüm projesi, kentsel dönüşüm ve Türkiye'nin demografisinin her geçen gün gelişmesi, gelir seviyesinin artmasına paralel ve deprem korkusunun oluşmasına paralel daha da artacak. Belki de Türkiye'nin 20-25 yılına önemli ölçüde damga vuracak, çok önemli bir oyuncu olacak bir sektör gibi de hala gözüküyor. Evet, 2013 gerçekleşmelerine bakacağız. Özellikle mütekabiliyet yasası burada büyük bir rol oynadı. Ama önce isterseniz bu kentsel dönüşüm nasıl bir katkıda bulundu? Yani nasıl somutlaşmalar oldu bu seneye baktığımız zaman? Kentsel dönüşüm, zannederim GÖDER'in yapmış olduğu araştırmaya göre 500 milyar dolarlık çok önemli bir pastaya sahip ve Türkiye'nin yaklaşık olarak %50'si 30 yaş üzerindeki binalardan oluyor. Yani depremin ve deprem gerçeğini de göz önünde alındığımızda ve Türkiye'nin en önemli şehri İstanbul olduğuna ve ticaretin neredeyse %40'ı burada dolu olduğuna ve bütün neredeyse şeylerin en önemli stratejik olan şeylerin İstanbul'da toplandığını düşünürsek Türkiye'nin çok inanılmaz derecede stratejik bir şey kentsel dönüşüm ve bu önümüzdeki yıllarda da gündemini koruyacak. Şu anda bu yeni çıkan 6306 sayılı kanunla beraber 3'te 2 hakla beraber gayrimenkulcüler yani tekrardan işlerine devam ettirebiliyor. Geçmişte bunu yapamıyorlardı. Bu şu anda gayrimenkul sektöründe ve tüm binalarını yenilemek isteyen insanlar nezdinde müthiş bir hareket getirdi. Tabii ki bazı eksikler var, yaşanılarak görecek ama bir yandan bakıldığında parsellerin birleşmesinden ortaya çıkan kentsel dönüşümler, bir yandan ufak ufak yapılan kentsel dönüşümlerle aslında şehrin en çok rantının yüksek olduğu yerlerde özel sektörler, diğer tarafta gelişmekte olan bölgede devletin katkılarıyla müthiş bir gelişim var. Tabii bununla ilgili yapılması gerekli olan şeyler de var. Yani onları da isterseniz. Tabii, buyurun lütfen. Yani mesela Türkiye'nin en önemli açıklarından biri cari açık. Cari açığı da en önemli getiren noktadan biri de enerji. Türkiye aslında sürdürülebilirlik kavramına sahiplenmesi gerek. İnsanların da nüfusun %50'sinin 29 yaş altında olduğu ve her geçen gün dijital bir yaşama geçtiğimizden dolayı da aslında akıllı evler konseptini de geçirmesi gerek. Bunları bağdaştırarak 500 milyar dolarlık pastada Türkiye yeniden bir şeyleri inşa edecekse bu mantıkları yaparak gelmesi gerek. Bir yandan da kentlerin kimliği, kentlerin markası açısından da bakıldığında kentlerin kimliğine sahip olabilecek veyahut da mahallelere sahip olabilecek yapılanmanın olması gerekiyor. Burada bazen toplum bir mimarinin toplu bir planlamayla beraber oluşabilecek iyi bir kurgunun etrafında, kurgunun parçası olabilecek çalışmalar yapılması gerekiyor. Eğer bunu sadece biz gayrimenkul geliştiricilerin farklı bakış açısına bırakırsanız o zaman depreme dayanıklı ama şehir kentin kimliğine katkı yapmayan, herkesin kendi görüşü doğrultusunda, kendi dünya bakışı doğrultusunda bir kentsel dönüşümle karşı karşıya kalırız. Sosyal donatı alanlarını devreye sokamayız. Sadece apartmanları dönüştürürüz. Aslında kenti ve yaşamı dönüştüremeyiz.
Madem bizim bu kadar büyük maliyetlere katlanacağız, uzunca yıllarımızı vereceğiz, ekonomimizin önemli kaynaklarından biri buraya gidecek. Burada kentsel dönüşümü bu şekilde bakmak gerekiyor. Yani belki kentsel dönüşümü çok sesli bir orkestraya dönüştürürsek burada kurgunun veya bestenin çok iyi olması gerekiyor. Yoksa ortaya kakofoni çıkar. Yani her tarafın farklı seslerin çıktığı bir nokta çıkar. Bu da bu toplumun değişen dinamiklerini iyi besleyemez. Ben bundan endişe ediyorum. Bu noktada bizim gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani burada önce suçu da, yani biz gayrimenkul giriş açısından bakıyoruz. Burada inisiyatifin bütün hepsini bizlerin üzerine bırakılmaması gerekiyor. Yani şu anda belediye başkanımız şeyden bahsetti, dijital maketten bahsetti. Gerçekten o dijital maketin yapılması önemli ama orada liyakatli kişilerin orada yapılacak olan tarzları belirleyip eleştirmesi veya mimarlara veya o brieflere yön vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bütün bu bağlamda baktığımız zaman peki 2014'ten beklentilerinizi merak ediyorum. Bir de bu akıllı ev teknolojilerine evet. dikkat çektiniz. Orada Türkiye'de ne aşamadayız ve hangi yenilikler olacak acaba 2014'te? 2014 yani seçim yılı ve dünyada Merkez Bankası'ndan gelebilecek olan sorunların Türkiye'ye akması problemi var. Yani işte likidite problemi veyahut da daha az, daha zor borçlanma veya borçlanacaksa da yüksek miktarda borçlanma veya da faiz oranının artması gibi riskler var. Ama ben bu risklere rağmen Türkiye'de gayrimenkul sektörünün yine dengeli bir şekilde, belki Türk ekonomisinin bir katı kadar değil ama Türk ekonomisinin büyümesi katında, Türk ekonomisi kadar büyüyebileceğine inanıyorum. Yani burada en önemli dinamiklerden biri de kentsel dönüşüm ve bir de mütekabiliyet. Şimdi mütekabiliyet açısından bakıldığında, yabancı satışlar açısından bakıldığında, ben Dumanka verileriyle anlatmak istersen bizim daha önceki yıllardaki satışlarımız %3'ler civarındaydı. Bu kanunun çıkmasıyla beraber biz hedefe %10 koymuştuk. Yani çok iyi ciddi bir tüm satışlarımız içindeki payı %10 diye. Bu %15'lere çıktı. Özellikle Gezi Parkı olaylarında ciddi anlamda etkilendik ama Eylül'den itibaren bu bazı aylarda %40'lara kadar çıktı. Özellikle bu ay mesela neredeyse yurt dışı satışlarıyla gidiyor. Bu 2014'e önemli damgasını vuracak bir nokta. Ama sadece insanların bizim buraya gelmesini beklememiz gerekiyor. Bizim de ciddi anlamda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani bizim sivil toplum kuruluşlarının, firmaların, belediyelerin, çünkü biz orada konutu tanıtırken Türkiye'yi tanıtıyoruz, İstanbul'u tanıtıyoruz. Belki konutumuz 20, katalogumuz 20 sayfası, 6 sayfası İstanbul'un tanıtımıyla ilgili olan bir şey. Yani burada biz gerçekten kendimizi o konuda ihracatçı gibi görüyoruz. Eğer akıllı evlere de gelirse toplum hızlıca değişiyor. Çok ciddi bir gelişim var. Dijital bir çağın içindeyiz. Müthiş bir devrimin içerisindeyiz. Makinelerin birbiriyle konuşmaya başladığı, her şeyin tabletten yapılabildiği, sosyal medyanın olduğu bir devirde önümüzdeki zamanda çok daha hayatımızı düzenleyen ve hizmetin de devreye girerek, hizmetin de teknolojiyle devreye girerek tüketiciye bir değer olarak sunulması gereken bir devirde, konut bunun dışında kalamaz öngörüsündeyiz ve artık insanlar sadece içinde sosyal tesisleri olan, yüzme havuzları olan, her türlü şeyin düşünüldüğü konutları bence bir beden olarak görecekler. Asıl bedeni harekete geçirecek olan ruh, ona verilecek olan hizmetler. Bu hizmetlerde ağırlık olarak bir firmanın kendi know-how'uyla verilebilecek, bir de teknoloji etkin kullanılarak verebilecek. Yani hizmet ve ruh, hizmet ve firmanın ortaya koyduğu ürün aslında beden ve ruh gibi olacak. Yani akıllı evler bu kadar gelecekte devreye konulacak. Günümüzün insanları, bizim çocuklarımız veyahut da yeni yetişen nesil, hatta benim babam bile bu hizmetlerden faydalanmak isteyecek. Çünkü işin içinde spor, işin içinde sağlık, işin içinde konsiyer, asistan veya her türlü rahatlığı olabilecek bir hizmet. Şöyle düşünün, kumanda olmadan önce biz televizyon seyredebiliyorduk ama kumanda olduktan sonra yaşamımızın en önemli parçası oldu. Aslında bu akıllı evler, akıllı yaşam, zeki yaşam olanakları da bunları verdiğine inanıyorum ben. Evet, biraz önce 2014'ten beklentilerinizi sorduğumda özellikle bu ABD Merkez Bankası'nın dünyaya sağladığı ya da dünyada yarattığı belirsizlikten bahsettiniz.
O da tabii ki onun etkilerini biz içeride de dolar TL'de görüyoruz. İkinin üzerinde seyreden bir kur var evet. Şu anda. Bununla birlikte yani hem bu Fed belirsizliği, bir taraftan da tabii mütekabiliyet yasasıyla sizin verdiğiniz verilere ek olarak tapu kadastro verilerine de baktığımızda gerçekten çok büyük artış olduğunu evet. Görüyoruz. Yani oradan ciddi bir pazar var, bir katkı var. Peki bu durumda da yani hem Türk müşteriler var hem de yabancı müşteriler. Yani iki farklı kitleye ayrılıyor. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu anda hani bu iki taraflı ilgi kime yarıyor, kime yaramıyor diye baktığımızda. Yani tabii ki doların artmış olması bizim konutlarımızı dolar bazında, çünkü yerli Türk lirası olduğu için biz ona doların artışına para arttırmıyoruz. Aslında yabancılar açısından fiyatı daha uygun bir noktaya geliyor. Yani onlar işte dolar %5 arttıysa %5 çok daha uygun fiyata alabiliyorlar. Ama Türkiye'den aslında Türkiye'de konut alanlar iki türlü alıcı var. Biri yatırım için alan var, biri oturum için alan var. Yani yatırım için alanlar konutu para biriktirme aracı olarak, geleneksel mecra olarak konutu tercih ediyorlar. Diğer de pariteden, borsadan, altından, şuradan bundan değil. Belki altınla aslında en büyük tasarruf aracı altın, ondan sonra gayrimenkul geliyor. Onları da ikame eden şey konut, banka kredisi, bankaya da kredi faizi alınması noktası. Zannederim yurt dışı da aynı şekilde, ama bizde genel olarak alanlar Türkiye'nin önemli bir potansiyeline, havalimanına yakınlığına, İstanbul'un içerisinde olmasına, özellikle Avrupa yakasındaki olan konutlara ilgi gösteriyorlar ve kira potansiyelinin yüksek olması demiştim. Ve yani burada değerinin artmış olacağı öngörüsü, Türkiye'nin gelişmekte olan pazardan gelişmiş olma pazarına doğru gitmesi ve diğer pazarlarla görece olarak daha uygun maliyette olmasına bakarak hareket ediyorlar. Yani insanlar oturmaktan öte biraz yatırım amaçlı bakıyorlar. Oturum için bakanlar ise çok daha büyük metrekareler tercih ediyorlar. Veyahut da oturum için alanlar genelde Türkiye'nin doğasından, güneşinden faydalanmak için olan Ege kıyısı sayılır. Orada da daha fazlasıyla Avrupalılar alıyor. Ama bu tarafta Körfez ülkelerinden çok ciddi alımlar olduğunu görebiliyoruz İstanbul'dan. Evet, süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama bugün bir haber vardı, sıcak bir gelişme oldu. Bina tamamlama sigortası evet. Oluşturuluyor. İnşaatların bitmeme ihtimaline karşı sigorta oluşturulacak. Bu sizce nasıl etkileyecek satışları ve sektörü? Bu aslında Türkiye için güzel, önemli bir şey. Hem tüketiciyi koruyan bir unsur. Çünkü Türkiye'de biraz piyasa boş ve insanlar... Yani çok hızlı sektöre girebiliyorlar. Sektöre gidip piyasadan istediği gibi para toplayabiliyorlar. Aslında bu noktada bina bitirme sigortasının olması bizim açımızdan, sektör açısından iyi. Kurumsal oyuncuların açısından çok daha iyi bir süreç. Yalnız burada tabii bunun altının dolduğumuz, çünkü böyle bir enstrüman daha piyasada yok. Yani tamamlama sigortası diye bir enstrüman piyasada yok. Nasıl olacağını daha bilemiyoruz. İnşallah oradaki uygulanabilir bir şey olur ve bunu uygularız. Yani zaten devletin bu konuda gayrimenkul girişçiliği üzerindeki yaptırımların her geçen gün artacağı ve bunu daha makul bir seviyeye çekeceğine, yani daha iyi bir seviyeye çekeceğine inanıyoruz. Çünkü 150 bine yakın gayrimenkul girişçisi piyasada var. Yani bir berber olabilmek için bayağı bir aşamalardan geçerken, bir eczacı olabilmek için üniversite bitirmesi gerekirken, bir gayrimenkul geliştirip tüketicinin karşısına çıkıp piyasadan para toplamak için herhangi bir şey olmasına gerek yok. İsteyen istediği gibi piyasaya girebiliyor. Bu da işini iyi yapanla kötü yapanın aynı kefeye konulmasını ve sektörün imajını da bozuyor. Tabii burada da kontrol mekanizmaları, çeşitli farklı kontrol evet. Mekanizmalarının devreye girmesi evet. Gerekiyor. Çünkü sonuçta o da bir can sağlığı. Yani orada yapılan tabii. Binalar... Hepsi içine giriyoruz, oturuyoruz ki deprem riski olan bir şehirde evet. Yaşıyoruz. Evet, Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dumankaya, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız, değerli verilerinizi, bilgilerinizi paylaştığınız için. Evet sayın seyirciler, ekonomi sayfasının sonuna yaklaştık. Çok kısaca piyasalara bakmamız gerekirse BIST 100 endeksinde %2.7'lik aşağı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. 72.821 puan seviyesi şu an itibariyle görmek mümkün. Ve dolar TL'ye baktığımız zaman 2.0375 seviyesindeyiz. Euro TL ise 2.8010'da ki geçen hafta hatırlayacaksınız tarihi zirveleri test etmiştik. Buradan bir miktar geri çekilme var. Euro'nun dolar karşısındaki değerine baktığımız zaman ise 1.3755 seviyesi.
seviyesinde olduğunu görüyoruz. Altın bir miktar geri çekilme olsa da yine de düne göre daha iyi bir seviyede, 1234 dolarda. Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilmişti. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi Merkez Bankası faiz koridorunu ve koridorun üst ve alt bantlarını sabit bıraktı. Herhangi bir değişikliğe gitmedi. Yalnızca bankaların fonlama imkanlarını 23 milyar TL'den 6,5 milyar liraya düşürdü. Bu da bir miktar bankacılık hisselerini etkiledi diyebiliriz. Böylelikle ekonomi sayfasının sonuna geldik. Gelişmeler yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.